Evet, şimdi Orkun'la beraber onun kanalına 3 tane İstanbul'daki en güzel vegan restoran. Vegan restoranları göreceğiz. İşte hamburger deneyeceğiz, kebap deneyeceğiz. Tatlıya mı götüreceğim bir de? Tatlıya da götüreceğim. Tamam. Dünya mutfağımız da var. Ben şimdi mesela lavantalı kahve içiyorum. Vegan ayıptır söylemesi, latte. Beni böyle şimdi Balat'a getirdi. Daha evvelde Etiler'de en eski vegan restoranlarından birine gittik. Şimdi orada bunları deneyeceğiz. Onun kanalında onu izleyebilirsiniz. Video linkini şuraya koyuyorum. Buraya mı? Koyuyorum. Ondan sonra buraymış. Madem böyle, bizim de bir sürü aslında Türk yemeğimiz var diye düşündük. Ve bu Türk yemeklerinden vegan olan, kendinden vegan güzel yemeklerimiz var. Onlardan da bir liste yapalım dedik. Size de o videoyu izletmek istiyoruz. 10 tane Türk yemeğinde vegan olup acayip lezzetli olan ve hani vegan olduğun zaman mutsuzluk değil zaten doğasında çok güzel olan 10 yemek tarifi. Bu 10 yemeği ben yiyebiliyor muyum? İstersen yapıp gönderebilirim. Vallahi hayır demem ya. Aynen. Madem o kadar ısrar ettin göndereyim diye tutturdun. Tamam. Ben seni mi kıracağım Refika'cığım yani? Tabii ki. Anlaştık, tamam, sana gönderiyorum. Hanımla yersiniz. Yeriz. Tamam, süper, anlaştık. Fava hala çok az insanın yaptığı, çok az insanın bildiği ve çok insan hani lezzetli zor buldu. Bir de yapılması sanki zor gelen bir şey. Ama fava yapabileceğiniz en kolay zeytinyağlı aslında ve inanılmaz doyurucu. Ve avokado hani çok güzel ve aşırı pahalı ya. Avokado alternatif olarak kahvaltıda bile yiyebileceğiniz bir güzellik. Ama benim tarifimle diyeceğim. Bunu burada alçak gönüllü yapmayacağız. Çünkü asla. Arkadaşlarıma şey diye anlatıyorum. Mesela dışarıda fava yersin. Bir onu düşün. Bir de bizim favayı düşün. Bir de bizim rakılı favayı düşün. Evet. O kadar. Bu benim mi hocam? Çok hocam. Teşekkür ederim. Dolayısıyla inanılmaz güzel. Olay da çok kolay. Baklaları aldık, kuru baklayı. Sudan geçirdik. Ondan sonra normal tencereye koyacaksak 3 parmak geçecek üstü. Düdüklüyse birazcık daha az. Bir tane soğan ortadan keseceğiz. İçine koyacağız, kapatacağız. Ondan sonra o böyle 10-12 dakika düdüklü de yetiyor. İyice baklalar kendini bırakana kadar kaynayacak. Ondan sonra açacağız. Birazcık şeker koyacağız. Bahar orada laf ediyor ama çok güzel oluyor. Ve zeytinyağını koyup bızıttan geçireceğiz. Sonra onu bir tabağa koyup yağlıyoruz tabağa. Lüp diye çıkarabilmek için tepsi de olur. Ondan sonra iyice soğutuyoruz. Soğuması önemli. O zaten kendini böyle topluyor, katılaşıyor. Ondan sonra şimdi hop diye çeviriyoruz ve üstüne yiyoruz. Rakılı fava der. O benim işte aslında bu favanın tarifi benim de değil bu tarif. Sevgili Yeşim'in. Onun tarifi de aşağıdadır. Oradan bakabilirsiniz. Ben ne yapıyorum mesela? Favayı yaptım. Sabah kahvaltılarını böyle parça kesip ondan sonra şimdi ekmek arasında gerçekten avokado yerine yenebiliyor. Kısır mantığı şu, ince bulguru önce birazcık ıslatıyoruz. Domates salçası, biber salçası, kimyonu, karabiberi, zeytinyağını, nar ekşisini koyuyoruz. Bir taraftan böyle yeşilliklerini doğruyoruz, onları karıştırıyoruz. Son dakikada üstüne limonunu sıktık mı afiyetle yeniyor. Kısırla ilgili detaylı tarif aşağıda var. Hani tarifleri hızlı geçeceğim çünkü bütün o fikir aklınızda olsun istiyorum. Mercimek çok önemli bir protein kaynağı ve bu protein kaynağı olarak yeşil mercimek özellikle çok iyi. Yeşil mercimeği kuskusu bir tarafta haşlayıp ondan sonra da kırmızı kapya biber, salatalık, işte yeşilliklerden dereotu mu istersiniz, nane mi istersiniz, roka olabilir, farklı yeşillikler kullanabilirsiniz, taze soğan olabilir. İnce ince bunları kıyıp o yeşillikleri ekliyoruz. Burada istersek içerisine turşu çok fark ediyor, inanılmaz fark ediyor. Balzamik sirke çok güzel oluyor ya da böyle birazcık pekmez sirke karışımı olabilir. Balzamik sirke hissini veren. Ya da soya ekleyebilirsiniz. Soya sirke karışımı harika oluyor. Ondan sonra karabiber. İsterseniz biraz da kişniş tohumu. Ben çok yakıştırıyorum ama biliyorum ki kişnişte bazıları oluyor. Orkun da öyle oldu hatta. Ama bu karışımla çok lezzetli bir, ben buna gökkuşağı salatası diyorum. Çok güzel bir salata oluyor. Yıllarca benim annem
bu közlenmiş patlıcanı evde nasıl olduysa beceremedim. Size çok kolay ve ne kadar rahat yapabileceğimizi şöyle kabaca özetleyeyim. Patlıcanları aldık, böyle bıçakla delikleri açtık. Ocağın üstüne koyduk. Böyle iyice üstü yumuşayana kadar böyle alt üst biraz ocağın içine etmiş olabiliriz. Ama önemli değil. Çok güzel oluyor çünkü. Tık 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 böyle her tarafı yumuşayana kadar o patlıcanı güzelce pişirdik. Sonra yumuşadı ya, onu aldık. Onun biraz hamamda hani nasıl kirlerimiz çıkarken beklemesi lazım. Aynı mantıkla terlemesi lazım ki derisi etinden ayrılsın. Onun için bir tabağa koyuyoruz, üstüne tabak kapatıyoruz ve 5 dakika terliyor. Ondan sonra onu aldık, tahtanın üstüne koyduk. Ortasından bir çizgi çektik, böyle hop açtık karnını. Sonra bir kaşıkla sıyırarak hiç ziyan etmeden alıyoruz. Bu arada demin neden delik açtık? Onu patlıcanı hiçbir zaman unutmamak için, çünkü unutulan bir şey oluyor. İçinde hava var ya bir sürü patlıcanın. O hava ne yapıyor? Isınan hava genleşiyor. Genleşirken bir yerden puf diye çıkarabilecek hava yeri olabilmesi için o delikleri açtık. O olmazsa ne oluyor çünkü? Gençliği ben ne yapacağım ya falan diye istediği yerden patlar. Maazallah hani eğer yumuşamışsa insanın yüzüne gelirse yakar falan. O yüzden baştaki şey önemli. Ha bunu ben ocakta yapmak istemiyorum. Çok kirletiyoruz ve temizlemekle uğraşmak istemiyorum derseniz. Ocağın ızgarasında en üstte de yapılabilir. Patlıcanları da en üste koyarak yalnız ve çevirerek. Orada bir tık rengi daha koyu oluyor arkadaşlar. Aklınız olsun. Sonra aldık bunları, temizledik, çıkardık. Sarımsak çakladı çakladı sarımsak koyduk. Birazcık zeytinyağı koyduk, biraz tuz koyduk. Bitti. En güzel şey. Ha bunu işte restorandakiler çok acayip oluyor. Neden oluyor? Biraz mayonez koyuyorlar. Başka türlü güzel oluyor falan gibi. Biraz yoğurduna mayonez karıştırıyorlar. O yoğurtluyu da öyle yapıyorlar falan. İnanılmaz oluyor. Enginarlar artık böyle kavanozda çok oldu. Eskiden bu kadar satılmazdı. Enginar da çok hızlı ve çok kolay ve müthiş bir vegan tarif. Donmuş Superfresh'ten alabilirsiniz. Donmuş garnitürleri. Attık birazcık işte soğan kavurduk. Biraz garnitürü aldık. Şöyle koyduk. Ondan sonra 3-4 diş sarımsak attık. Sonra onun içine 4 tane enginarı yerleştirdik. O karıştırdığımız garnitürleri, o enginarları çanakların bol bol içine koyduk. Azıcık su koyduk. Kapattık. 5 dakika. 5 dakikadan sonra açtık. Enginar hazır. Üstüne de fava koyduk, yedik. Üstüne fava koyup yersen of. Çiğ böreği nasıl vegan yaptık? Şimdi çiğ böreğin içerisinde o pufidik hamurunu Allah için yine iddialıyım. Benden güzel kolay kolay yapan bulamayabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz oluyor. Onda da ne var? Un var, kabartma tozu var, tuz var. Biraz sirke var ve su var. Ve onun normalde içinde tereyağı var. Tereyağı yerine Hindistan cevizi yağı koydum. Mük hiç gayet çok güzel oldu. Onu böyle yoğurduk. Ondan sonra böyle toplara yaptık. Böyle çok büyük yapmadım. Hani daha küçük isterseniz kocaman da yapabilirsiniz. Oradaki hikaye şu. Güzel o kıyma tadını nasıl veganca alabiliriz diye. Orada mantar, mercimek, soğan ve baharat çok iyi işliyor. Şöyle bir kavurduk, soğanı kavurduk. İçerisine sarımsak koyduk, zeytinyağı ve tuz, karabiber koyduk. İçine isterse haşlanmış bir mercimek ekleyip kırmızı toz biber de eklediğimiz zaman veya çok azıcık gibi o tam bir et tadı oluyor. Mükemmel bir et tadı oluyor. O da o çiğ böreğin içerisindeki enfes bir kıymaya dönüşebiliyor. Ha bunun yerine Orkun'un videosunda göreceksin, soya kıyması var. Soyayı kıymalaştırmışlar ama orada başka tabii ki prosesler, hani sağlıklık olarak soru işareti gelebilir aklınıza. Soya kıymasıyla da bir vegan çiğ böreği ama benim bu hamur tarifimle yapmanızı tavsiye ederim. Bir alçak gönüllülüğüme ne oldu bilmiyorum. Kusura bakmayın ama gerçekten çiğ börek konusu olamayacağım. Size böyle minik tarif bombardımanıza küçük bir ara vermek istiyoruz. Arkadaşlar bu kanalı izleyip tarifler alıp eğer hayatınız birazcık güzelleşiyorsa sizden bir güzellik bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Yaptığınız bir yorum her şeyi çok değiştiriyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmek çok fark ettiriyor. Ki sizin gibi güzel başka insanlar da görsün. Aynı zamanda biz de varlığımızı sürdürebilelim. Sizin destekleriniz hepimiz için çok önemli. Böyle gelip içeriği alıp hop öyle gidenlerden değil, güzeli iyinin arkasında durup destekleyenlerden olmanızı rica ederiz. Felah köylü tarla mı? Neydi felah? Ne demekti hocam? Adana'daki Arap. Arap mı? Mesela bizim Kıbrıs'ta felah, Adana'da da galiba öyle. Felah dudağı derdi. Benim dedemin dudağı böyle büyüktü. Şey hani sanki Arap dudağı gibi. Irgat işçi falan da anlamına geliyor. Yani bu hikaye felah köftenin özelliği şu. Çok hesaplı malzemelerle
Yani tabii malzemelerin de hesabı biraz kaymakla beraber genel olarak. Ama çok müthiş bir ziyafet sunan bir köfteden bahsediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bulgur, su, un, biber salçası, kimyon ve tuzu böyle karıştırıyoruz. Sonra onu böyle minik toplara düşüyoruz. Parmağımızı basıyoruz böyle topçuk topçuk bir sürü köftecik oluyor. Ondan sonra onu haşlamak için kenara alıyoruz. Öbür tarafta 3 tane sarımsağı böyle ince ince kıyıyoruz. Birazcık zeytinyağını ama çok yakmıyoruz. Şöyle azıcık koyduk. Sonra domates salçası, biber salçası koyduk. Aslında öncesinde birazcık şey yapsak çok iyi olur. O ceviz varsa cevizleri kavursak çok iyi olur ama yoksa önemli değil. Ondan sonra o biber domates salçasının üstüne birazcık su ekliyoruz. O böyle sulu, lezzetli bir şey haline geliyor. O köfteleri koyduk, haşlamaya koyduk, onun suyunu alarak çoğaltıyoruz. Onun içerisine bir de 3 diş daha çiğ sarımsak ekliyoruz. Çünkü kavrulmuş sarımsak tadıyla çiğ sarımsak tadı o köftede 2 ayrı boyut ve çok güzel oluyor. Ve ondan sonra iyice olduktan sonra o köfteleri de onun içine koyup şöyle bir karıştırdık mı? İstersek biraz üstüne taze soğan koyabiliriz, birazcık maydanoz koyabiliriz ve çok güzel oluyor. Bu da benim sevgili Nursen teyzemden öğrendiğimiz, bu ölçülere getirdiğimiz tarifimiz. Falafel, dünyada herhalde bugüne kadar 150 çeşit falafel yemişimdir. Ve hani bunu Orta Doğu'da da yedim, Avrupa'da da yedim, Türkiye'de de yedim, Türkiye'nin farklı yerlerinde de yedim. Çok samimi söylüyorum, en güzel 3 falafelden biri diyorum. Onu söyleyebilirim bu tarifi vereceğimiz falafel. Biraz içinde fazla malzeme var gibi dursa da hepsi çok güzel bir araya geliyor. Şimdi falafeldeki önemli olan şey şudur arkadaşlar. Normalde biz bir köfte yaptığımızda ne yaparız? İçine yumurta koyarız veya işte un koyarız, onu bir arada tutar. Falafelin en önemli özelliği ve şu an dünyada çok popüler olmasının sebebi hem gluteni olmaması hem de vegan olması. Yani yumurtasal vesaire şeyler de yok, et de yok ama çok lezzetli. Ve bu nasıl sağlanıyor? Buradaki en önemli şey aslında nohut veya baklayı ya da sadece nohutu, sadece baklayı da kullanabilirsiniz. Bunları bir gün evvelden ıslamak. Haşlamak değil, ıslamak. Bunları böyle güzelce şiştikten sonra mutfak robotundan geçiyoruz. Mutfak robotundan geçirirken belirli yeşillikler de ekliyoruz. Onun haricinde karanfil, tarçın gibi onu böyle lezzet katan malzemeler. Bir kısım dünyada bunları kullanmıyorlar ama bu yani onlar için daha sade bir tat gibi. Ama bu çok lezzetlendiriyor ve bu karışım bana özel bir karışım, onu söyleyeyim. Aklınızda olsun. Karanfilin tarçınını koyuyoruz. Biraz da sarımsak da var içinde ve bu karışım. Bunun mühim olan en az bir yarım saat, bir saat buzdolabında beklemesi, tercihen 4-5 saat beklemesi, bir gece de bekleyebilir. Bunu bekletmek çok önemli. Çünkü işte onu böyle bastıracağız ve dağılmaması için onun böyle kendine gelmesi ve lezzetlerin birbirine geçmesi gerekiyor. Bahar'ın eski espresso makinesinin ortasında böyle bir kısım var. Onu böyle yağlı, o tam normalde Orta Doğu'da böyle makas şeklinde şeyler vardır. Falafel aletleri, dondurma makası gibi. Onun yerine o tam o şekli verebildiğin bir alet. Onu öyle birazcık içini yağlıyorsun, falafeli bastırıyorsun. Ondan sonra böyle yapmam lazım, ne yapayım? Ondan sonra onu böyle kızartmaya koyuyorsun ve efsane oluyor. Onu istersen bir simitin üstüne böyle biraz humus, birazcık böyle kaşık salatası. Üzerine o falafeli koyacaksın, hatta ezeceksin hafif o falafeli. Ya da böyle dürüme koyacaksın, ezeceksin. Oh, böyle afiyetle yiyeceksin. Özeti bu. Bu falafel tarifimi lütfen alın kullanın arkadaşlar. Yani çok övgü alacağına eminim. Dünyadaki patlıcanın başka bir seviyede kullanıldığı bir ülkenin şanslı evlatlarıyız aslında. O da hani şakşuka diyebiliriz buna. Soslu patlıcan hani farklı adlarda geliyor. O tanımlar değişebiliyor ama genel mantık şu. Pijamanı soyduk, sonra küp küp doğradık. Ondan sonra onu kızarttık. Sonra güzelce yağdan aldık. Biber eklediğimizde biberi sonra kızartmamız önemli. Önce biber olmaz. Acılaştırır yağ. Biberi koyduk, kızarttık. Onları tabii kızartmadan çıkardıktan sonra tuzlamamız önemli. O çünkü ilk o tuzu alacak ve lezzetini güzelleştirecek. Onlar kenarda durdu. Bir tarafta domates sosunu yaptık. Domates sosu buradaki en önemli şey. Domatesin sosunun tarifini uzatmıyorum. Aşağıya yazıyorum. Bütün bu tarifler bu arada aşağıda detaylı bir şekilde var. Kaçırmayın. Ondan sonra onu alıyoruz. O sosun içerisine koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. İkisi de sıcakken. Ve hemhal oluyorlar. Bu burada en önemli taraf. O hemhal olması o sosun birbirini çekecek. Ondan sonra onu böyle koyuyoruz üstüne birazcık maydanozla. Of, afiyetle ye. İster ekmeğin üstüne sür, istersen ekmeği ban, istersen yüzünü ban. Ne yapmak istiyorsan yap.
iddialı olduğumuz bir konu. Yabancı kanalda dünyanın en çok izlenen humusu oldu. Geçen sene bizim humusumuz öyle olmaya da devam ediyor. Humus tarifi de şu. O konuda da galiba şey diyebiliriz değil mi hocam? Nereye gitsek bizim humus gibisi yok. Övgü aldığım yabancılarda var bu konuda arkadaşlar. Yani böyle biz humus dedik ama sizin humusunuz gibi değildi diye. Telefon aldım gördüğünüz gibi. Aynen. Gerçekten böyle. Tarif de çok basit. Mantığı şu. Haşlanmış nohut kullanıyoruz. O böyle beklemiş olması ve yumuşaması iyi oluyor. Pirinç yıkama kabı vardır, plastik kenarı tırtıklı. Orada böyle güzelce bir ellerimizi avuşturduk. Avuşturunca kabuklar ayrıldı. Onlar kenarda biriktiler. Aldık nohutları, mutfak robotuna koyduk. Sonra bunun üzerine iki tane sarımsak, tuz, tahin, limonun suyunu koyuyoruz ve birazcık da zeytinyağı ekliyoruz. Ve çalıştırmaya başlıyoruz. Çalıştırmaya başladıktan sonra hafif böyle makine ısınmaya başlayacak ya. Burada buz ekliyoruz. Eskiden ben su eklerdim ve daha kısa yapardım. Daha taneli bir humus olur. Ama böyle yumuşacık, ipek gibi bir humus için açıyoruz ve su ısınmaması için buzlar eklemeye başlıyoruz. Buzları ekleye böyle hem pofidik pofidik hem de krem gibi bir humusu elde etmiş oluyoruz. Bu humusu istersek üstüne kimyonlu ve sumaklı bir şekilde yapabiliriz. İstersek de birazcık turşulu, acı biberli, böyle Antakya usulü de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz siz karar verin. Ama çok güzel. Bunlar bizim mutfağımızda olan, zaten vegan olan ve çok lezzetli olan ve bu halleriyle çok güzel olan 10 tane tarif. Dediğim gibi lütfen Orkun'un videosunu izlemeyi unutmayın. Çok tatlış bir video oldu. Orada bakabilirsiniz. Vegan restoranlar. Böyle bir restoran gezsen de Refika, al Burak'la git, Bahar'la git diyorsanız onu da lütfen yazın. Biz çünkü biliyorsunuz böyle asosyal burada takılıyoruz. Öyle bir şey isterseniz lütfen söyleyin. Bir de bunlar böyle hani kısa kısa tarifler size tadımlıklar olsun dedik. Daha uzun ben mutfak bilgilerinde daha fazla detay istiyorum derseniz biliyorsunuz Yemek Okulu Pro'muz var. Orada hani inanılmaz videolar paylaşıyoruz ve böyle detaylı yani onu neden burada paylaşmıyorsun Refika derseniz orada belki o kadar detay var ki belirli insanları sıkabilir ama tam bununla ilgilenen insanlar için çok güzel. Onu size hani böyle söylemek istedim. Bizden şimdi bu kadar güzel bir Mayıs hafta sonusu size diliyorum. Hatta ne gün? 19 Mayıs'ta benim Perşembe doğum günüm olacak. Herkese doğum günü haftası tadında bir hafta diliyorum.